Selam izleyiciler. Biz sizinle Vektör 1 dersindeyik. Birinci ders olarak müeyyen elementleri danışacağım. Birinci danışak vektörlerin, yani koordinatlarla verilmiş vektörlerin skalar hasili nece tapılır? Nümune olarak. Diyor ki A vektörünün koordinatları 1, 2 olsun. B vektörünün koordinatları 3, 4 olsun. A vektörü ve B vektörünün skalar hasilini tapın dediğinde uygun koordinatların hasilleri cemine bakılmalıdır. Yani sade dilde desey birinci vur birinci, üste gel ikinci vur ikinci. Yani 1 vur 3, üste gel 2 vur 4, beraber de 11. 11 cevaptı. Bir de numune alak 3 ölçülü vektör olsun. Diye ki A vektörünün koordinatı menfi 1, 5, 6. Diye ki B vektörünün koordinatları 2, 3, 4 olsun. Ve bu vektörlerin skalar hasilini tapmak için yine hemen kaydayla uygun koordinatların hasilleri cemi tapılmalıdır. Yani menfi 1 vur 2, menfi 2, üste gel 5 vur 3, 15, üste gel 6 vur 4, 24. Beraber de hesaplayak cevap 37. Skalar hasil ayet numuneleriydi. Düz skalar böyle bir numune de getirmiyorlar. Mesela A vektörünün koordinatları 4, 5, x olsun. B vektörünün koordinatları diye ki 2, 3, 1 olsun. Böyle bir sual. A ve B vektörlerinin skalar hasili diye ki 10 olarsa x neçedir? Burada da yine hemen kaydıyla uygun koordinatların hasilleri cemini ona beraber yazıp x'i tapatayık. 4 vur 2 üste gel 5 vur 3 üste gel x vur 1 beraber de 10 ve bu tenlikten x'i tapak. 8 üste gel 15 üste gel x beraber de 10 x üste gel 23 beraber de 10, x beraber de menfi 13. Bu kimi numuneler yine getirmek olar ama bence kifayet etti. Bu skaler hasıla ait izahlarıydı. Nöbeti izahımız koordinatlarla verilmiş vektörler üzerinde emeller, yani onların toplanması, çıkılması, edede vurulması bu hakta danışak. Mesela diye ki A vektörünün koordinatları 3, 4, B vektörünün koordinatları 6, 1 olsun mesela. Sual A vektörü üste gel B vektörünün koordinatlarını tapın. Böyle suallara topluda da rast gelinir. Mesela A çık B vektörü A plus B vektörünün koordinatlarını tapın. Yani o tipi ben izah etmeye çalışıram. Vektörlerin toplanması, yani koordinatlarla verilmiş vektörleri toplamak için onları uygun olarak toplayırlar veya çıkarlar çıkmasıdırsa. Yani 3 üste gel 6, 9, nokta virgül, 4 üste bir 5. Yani cevap bu şekilde saklanırlar. Çıkmayı aynı dönemine getirmek olar. Mesela A vektörünün koordinatları 4, 7. B vektörünün koordinatları 2, 3 olsun mesela. A çık B vektörünün koordinatlarını teyin etmek için yine uygun olarak çıkarak, yani birinciden birincini, ikinciden ikinci, yani alt alta çıkarak alınır 4 çık 2, 2, 7 çık 3, 4. Bu da oldu A çık B vektörünün koordinatları. Üçüncü numune getirmek istiyorum. Vektörün edede vurulması. Mesela 3 vur diye ki x vektöre
Üstəgəl 2 vur y vektoru. Bu kimi suallar rast gəlinir topluda. Koordinatlarını tapın deyir. Öncədən təbii ki, x vektorunun koordinatları verilir. Deyək ki, y vektorunun da koordinatları verilir. Mən bunu öncə qeyd etməyi unutdum. Üzr istəyirəm. Bu bizim sualımızdır. Bu da bizim verilənlərimizdir. Və biz indi 3x plus 2y vektorunun koordinatlarını təyin edəcəyik. Bunun üçün yerinə qoyaq. 3 vur. 1, 4, üstə gəl, 2 vur, 2, 3. Vektoru ədədə vurmaq üçün ədəd vektorun hər bir koordinatına ayrı-ayrılıqda vurulmalıdır. O yüzden 3 vur 1, 3, 3 vur 4, 12, üstə gəl, 2 vur 2, 4, 2 vur 3, 6 və vektorları topladığımızda, öncə yuxarıda dediyimiz kimi uyğun olaraq topluyoruq. Birinci və birinci, yəni 3 üstə 4, 7 və 12 üstə 6, 18. Bu bizim cavabımızdır.